İnsanlar arasında sanatın gerçek hayatta bir işe yaramadığına dair genel bir görüş vardır. Oysa sanat analizleri algımızı ve gördüklerimizi başkalarına aktarabilme becerimizi geliştirebilir. Bunlar son derece yararlı becerilerdir ve hatta hayat kurtarabilirler. Doktorlar, hemşireler ve polis memurları resim, heykel ve fotoğrafları kullanarak görsel duyarlılıklarını ve iletişim becerilerini artırabilirler. Bu beceriler acil durum ve araştırmalar sırasında son derece kritik öneme sahiptir. Mesela bir yaralanma vakasını tedavi ediyorsanız, bir suç mahalleni inceliyorsanız ya da bu iki durumdan birini bir arkadaşınıza anlatıyorsanız, hiç fark etmez, sanat sizi daha iyi bir hale getirebilir. İster deneyimli bir polis, ister kendini işine adamış bir doktor olun, gelin bir tabloyu birlikte inceleyelim. Bu, Rone Magritte'in 1938'de yaptığı Dona Kalmış Zaman isimli tablosu. Bu eser tabloya bakan kişileri bir hastalık belirtisi ya da bir suç mahallindeki ipuçları kadar olmasa da karmaşık ve gizemli bir odayı analiz etmeye davet ediyor. Geldiği ve gittiği yer belli olmayan minyatür bir tren. Bir şömineden dışarı doğru hareket ediyor. Lokomotiften çıkan duman, aşağıda yanan bir ateş olmamasına rağmen şömine bacasından yukarı doğru ilerliyor. Sahnenin garipliği, rabıta bir zemini ve dekoratif var süslemeleri olan bomboş odada adeta yankılanıyor. Şömine çerçevesinin üzerine iki mumluk ve bir saat iliştirilmiş. Bu objelerin arkasında ise önündeki objelerin yansıması dışında başka bir yansıma göstermediği için odanın bomboş olduğunu kanıtlayan kocaman bir ayna var. Hareket halindeki trenle yan yana gelen objeler insanın kafasında net cevapları olmayan bazı sorular belirmesine yol açıyor. Sizce tabloyu yeteri kadar iyi özetleyebildim mi? Bazı detayları atlamış olabilirim. Eğer siz başka bir şey görüyorsanız çok da sorun değil. Peki ama ya ikimiz de çok deneyimli polislersek diyelim ki sizi destek olmanız için çağırıyorum. Ve olay yerine geldiğinizde banka soyan iki ninja olarak tanımladığım suçluların aslında ellerinde lazer olan altın ninja olduğunu fark ediyorsunuz. Sanat analizleri, insanların içinde bulundukları ortamları daha iyi gözlemlemelerine, gördükleri objeleri daha iyi analiz edip kısa ve öz biçimde başkalarına aktarmaları ve tutarsızlıklarla alakalı daha iyi sorular sormaları konularında yardımcı olabilir. Bir sanat eserine bakarken tanıdık olmayan bir sahnenin detaylarını mercek altına alıp bu objeye ait gözlemlenebilir çelişkileri aktarabilmek Röntgen filmlerine bakan ya da sanıkları sorgulayan kişiler için çok önemli becerilerdir. Peki öyleyse, şimdi bu tabloyu sorgulamaya ne dersiniz? Evet, Magritte, çok güzel bir resim yapmışsın. Ama rayları neden çizmedin? Niye ateş yok? Mumlara ne oldu? Şömine de trenin çıkması için neden bir tünel yok? Baksana duvardan öylesine çıkıvermiş. Saat bire çeyrek var. Ama pencereden gelen ışığın açısına bakarsak bu pek de öğleden sonraymış gibi görünmüyor. Söylesene, bu resimle ne yapmayı amaçladın? İşte tam bu anda siz yani güvendiğim iş ortağım beni geri itiyorsunuz ve ben odadan çıkıyorum. Magritte bir bardak kahve veriyor ve onu sorgulamaya siz devam ediyorsunuz görgü tanıkları, görülen ve görülmeyenlerle bir duruma dair daha detaylı ve doğru bilgi verebilirler. Bu tıpta çok ama çok önemlidir, öyle değil mi? Eğer bir hastalığın bilinen üç belirtisi, bir hastadaysa bu belirtilerin sadece ikisi varsa, bir tıp uzmanı üçüncü belirtinin bulunmadığını açık açık ifade edip hastanın şüphe edilen hastalığa yakalanmadığını tespit eder. Alakalı negatif olarak bilinen Belirli bir detay ya da davranışın bulunmadığını açık bir şekilde telaffuz etmek, hastayı tedavi edebilmek için en az kendini gösteren detay ve davranışları telaffuz etmek kadar önemlidir. Bariz yokluklar ise yalnızca onları bulmak için bakan gözler için yoktur. Sanat değişik alanlarda çalışan profesyonellere Hemen cevap verilemeyecek durumlarda bile daha etkili sorular sormanın yanında zor problemleri çözebilmek için karmaşık gerçek hayat karelerine nasıl yeni bir perspektiften bakılacağını öğretebilir. Detaya olan dikkatin bir adım geri gidip başka bir bakış açısından bakabilme gibi usta sanat tarihçilerinin sahip olduğu bu analitik becerilerin durumlara ilk müdahale edenlerde de olmasını istiyoruz. Kısacası sanat bizi araştırmaya iter ve bu da gerçek dünyada ihtiyacımız olan en önemli becerilerden biridir. Hoşçakalın.